Tamam, hadi. Ben sana su getirmem, ben geliyorum, tamam mı? Tamam mı aşkım? Kimler mi kalbis mi? Sen de dedin. Uykum kaçtı. Sabah bir televizyona bakıyordum. Yine kızı saç kırdım. Yine aynı, yine aynı, yine aynı. Yine bizim köy. Yine bizim köydeki Bahra. Yalnız isteyen belki çeken bir kadının sesi. Bana yine kızacaksın ama. Evet kızacağım. Doktora falan gitmeyeceğim. Senin suçun değildi biliyorsun. Evet benim suçum değildi. Beni evde ölmeyen bir hiç suç yok. Karnımdaki çocuğun düşmesine sebep olan bir kardeşim bunların da hiç suçu yok. Bütün suç ölüp gidip beni onlara muhtaç eden annemin. Ben ya bunu demek istemedim biliyorsun. Kusura bakma. Bu aralar sinirlerim bayağı gergin. Senin için üzülüyorum sadece. Üzülme. Bugünler de geçecek elbet. Hadi git. Televizyonu kapat. Gel uyuyalım. Peki. Neler yapmışsın ya sen burada? Çıkalım. Bacım elinde konuda sağlık. Yemekler çok güzeldi. Afiyet şifa olsun Arif hocam. Ne demek? Abilik bitti, hocalığını yap diyorsun yani ha? Yeğenin doğasını bekler. Tamamdır. Hadi doğaya geçelim. Ben hemen bir şal alayım başıma. Geliyorum. Heyecanlı mısın oğlum? Heyecanlı mı? Hazır mısınız? Hazır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arif abi, iyi misin? Bu olan da neydi? Neden gözlerinde oldu? Müjdemi isterim çocuklar.
kızınız olacak. Nasıl yani abi? Bu gerçek mi? Görebildin mi? Gerçek tabii ya. Çocuk dünyaya bir kız çocuğu olarak dünyaya gelecek. Ben size bir çay getireyim. Derya, Arif Hoca'ya bir şey oldu. Nasıl yani? Hala aynı mı? Öylece donup kaldı. Boş boş duvardaki aynı noktaya bakıp duruyor. Bazen de ağlıyor. Ya, karısını ve çocuğunu trafik kazasında kaybetmişti ya. O aklına gelmiş olmalı. Tamam doğru. Nasıl unuttuk? Ya. Hadi geçelim, hatırlatmayalım. Ben bir kötü oldum. Evet Arif abi, beklettik mi seni? Yok Derya'cığım ya. İçim geçmiş öyle. Biliyor musun Ahmet? Çok güzel bir kızın olacak. O kadar güzel olacak ki dünyada eşi benzeri olmayacak. Zor bir hayatı olacak. Kaç pınardan korumak gerek abi. Benimle bozmuş kafayı. Büyü falan yapar o. Hamile olduğunu biliyor mu ki? Maalesef abi. Bu Ahmet konu komşu herkese yaydı. Bir ağız durmuyor ki. Olacak o kadar. Baba olmak kolay mı? Müsaadenizle ben kalkayım çocuklar. Ama abi bardak çayla kaçıyorsun. Bu seferlik böyle olsun. Borcunuzu yazar. İyi peki abi. Bir çarp atarız defterim. Bu bir kıyamet. Bu bebek, bu kadını neden seçti? Arif abi, hayırdır? Biraz canım sıkın. Ben de kızını merak ettim. Gel abim gel. Yeni çay yapmıştım. Sen içeri geç, ben sana bir bardak çay getireyim. Abi hayırdır? Dün gece bir kabus gördün mü? Evet abi de sen nereden biliyorsun ki? Huzursuz hissettim. Bütün gece ben de uyumadım. Ne gördün peki? Yani kabus gibi değildi. Gerçek gibiydi. Karanlık, korkunç yüzlü bir şey vardı. Hem insana benziyordu, hem benzemiyordu. Ben böyle yatakta oturuyordum. O varlığa dair bir şey hatırlıyor musun Derya? Elinde bir nesne var mıydı? Evet. Vardı.
Normalde rüyalara musallat olan cinler Vesnan kabilesidir. Ama makara, beyaz iplik, makas gibi ev aletlerini yanından ayırmayanlar Velhanlardır. Şaşırdım. Velhan kabilesi rüyalara musallat olmaz ki. Sayın hocam, cinmin diyerek beni korkutmasan? Devam et. Başka ne gördün? Abi, nedir bu kabusun anlamı? Benim yüzümden. Seninle ne alakası var abi? Hani geçen gün sana demiştim ya, bir kızın olacak, çok güzel olacak, Allah nazarlardan saklasın falan diye. Belli ki kafana takmışsın. Psikolojik yani, boş ver. Allah. Bu kız beni hiç aramazdı ama. Feryacığım, ben bir lavabonuzu kullanabilir miyim kardeşim? Tabii abi, tabii. Sen geç, ben de şu kıza bir döneyim. Bakalım neymiş derdi. Güzel kızım, yakında gelecekmiş benim güzel kızım. Boş. Demek sen de hamilesin ha Derya Hanım. Yine kıskanıp hemen hamile kalırsın ha. Gör bakalım, o çocuk doğar mı doğmaz mı? Arif abi. İçeride misin? Işık yanmıyor.
Abi neredesin ya? Korkuttun beni. Gece ben de bir kabus gördüm. Sonra gecenin köründe bir uyandım, bir daha da uyuyamadım. Tuvalette içim geçmiş. Yine gel abi, tamam mı? İnşallah. Hepsi benim yüzümden. Of. Velham kabilesi bile iş olmayan bu katliama karışıyorsa yakında büyük bir savaş olur demektir. Bu bebek doğmalı. Lanet kadın asla uyanmamalı. Yoksa insanlığın hali harap. Doğana kadar bana uyku yok. Yaşamayacağım. Arif abi. Sen neden buradasın? O kimdi? Onların hepsini unutacaksın. Derya. Derya. Kalk. Kalk hayatım. Kalk hadi. Ne oluyor ya? Dün kabus görüyordun galiba. Kolunu bana vurdun hızla. Uyanmak istiyorsun da bir şey oldu zannettim. Korkuttun beni hayatım. Kabus. Bu gece görmedim. Hatırlamıyorum. Buna sevindim hayatım. Hadi uyumaya devam edelim. Ben bu tuvalete gideyim önce. Tamam.
şimdi odaklanmam zaman alacak. Misafir arayacak durumunuz var mı? Gel abiler. Bizim de moral ihtiyacımız var zaten. Neredesin abi bir haftadır? Kardeşi neden oldu hastanelerde?
Bir haftadır evden çıkamam çocuklar. Bana bir kızın olacak dedin. Çok güzel bir kız olacak dedin. Sevin. Sonra bir şeyler gördüm. Moralin bozuldu. Bunu bize söylemedin. Öleceğini gördün değil mi abi? Derya tamam. Adam da ne halde görmüyor musun? Ben de sizler gibi insanım çocuklar. Ne yapabilirim ki? Bebeğimi o kadın öldürdü abi. Üvey ablam. Saçmalıyorsun ama Derya. Şimdiye kadar bu eve gelmemiş Pınar. Benim doğum olayımı duyunca mı gelesi tuttu? Buraya geldiğinde nereye oturdu peki? Şurada oturuyordu abi. De, neden sordun? Öylesine. O kadın oturduğu yere oturmak istemem. Çok ağır uyku bastırdı. Ben Derya'ya tırmanan geliyorum abi. Kusura bakmazsın değil mi abi? Yabancı mıyız kızım? Sen gittin lan. جند فلقى عنفا عارف أبي Arif abi! Arif abi! Hay Allah! Neden gitti ki bu adam şimdi ya? Pınar.
bebeği karnında öldürmeyeceğim. Sen hele bir doğur. Kollarına vereceğim ölüsü. Dün gece de gördün mü köyündeki hani kabusu? Köyünüzdeki mağarayı. O kadının çığlıklarını. Görseydim çoktan uyanmış olurdum. Neyse ki ne mağarayı ne de bir ay önceki kabusları görüyorum. Bu aralar rahatım. Buna sevindim canım. Çok şükür. Aşağılık Sürtük Pınar arıyor. Aç bakalım. Ne diyecek Sürtük? Efendim? İyiyim sen? Aa, öyle mi? Hayırlı olsun. Tamamdır. Görüşmek üzere. Tekrar gözün aynı. Doğurmuş galiba. Doğurmuş ve sırf pisliğini aramış. De ne diyor biliyor musun? Kızı Derya teyzesine çok benziyormuş. Adi karı. Bizim bebeğimize gönderme yapıyor. Bilerek yapıyor değil mi? Allah Allah. Bir ürperti geldi. Sabah bir haber gördüm telefondan. Canım sıkıldı. Yine bir kadın cinayeti. Tecavüz edilip öldürülmüş. Siz erkeklerin uçkur sevdasına hep kadınlar kurban gidiyor zaten. Feminist damarların bala kabarmasın hayatım. Bu konuda sizinle aynı fikirdeyim biliyorsun. Bu tür erkeklere hadım edeceksin. Bunların bebeği hakkında ne düşünüyorsun? Seninle aynı şeyleri. Aynı şeyleri düşündüğümüzü biliyorum. Ama Arif abi bu konuda ne düşünür bilmiyorum. Sizinle aynı şeyleri düşünür. Birini mi bekliyorduk? Bilmem. Ben gidip bakayım. Kalbin temiz be abi. Biz de tam senden bahsediyorduk. Gel. Ben de diyorum kulaklarım neden çınlıyor? Benden konuşuyormuşsunuz. Evet. Pınar aradı. Bir bebeği olmuş. Gerçekten. Doğurmuş demek. Doğurmuş doğurmasına da abi. Derya'yı aradı. Laf sokar gibi hizmet yapıyor. Neymiş? Kız aynı Derya'ya benziyormuş. Bu ne küstahlık. Nasıl terbiyesizlik? Abi. Benim bebeğimi bu kadın öldürdü. Büyü falan yapıyor bunlar. Kesin büyü yaptırdı. İftira atmak çok büyük günahtır Derya'cığım. Kesin olarak bilmediğim şeyler hakkında sakın iftira atma. Abi eminim. Bunun nazarıdır. Bu yaptırdı. Arif abi. Hı? Senden bir ricamız olacak. Bir abi olarak değil, bir hoca olarak. Büyü yapmanı istiyorum. Biliyorum senelerdir bu durumdan kaçıyorsun. Ama bu bebek ölmeli. Evet. Çocuklar. Siz ne istediğinizin farkında mısınız? Bunu benden nasıl istersiniz ya? Abi senden ilk defa bir şey istiyorum. Ve bundan son derece eminim.
Bak. Seni kıramam. Bunu biliyorsun. Yani kabul edildi anlamında mı? Abi. Tamamdır. Ama siz yine de benden haber bekleyin. En yakın zamanda ona musallat edeceğim. Yine mi? Aylardır görmüyordum ama yine aynı mağara. Yine aynı yerde bir şey yok. Bak, istersen gidelim okey'e. Bakalım o mağaraya. Hem belki için rahat eder. Belki kurtulursun bu kabuslardan. Bizim için de değişik bir haftalık keyif olur. Ha? Peki o zaman. Sabah erken çıkalım olur mu? Allah'ım! Allah'ım! Benden aldığın bir cana karşılık bir can. O bebek ölecek. Anca öyle soğur içimdeki bin yıllık alev. Hatırlamıyor musun bir şey? Umar olduğuna eminim. Ama burası gibi değil. Of Derya, of! Kurgu bir rüya için geldik buraya. Umarım bundan sonra kabusların kesilir. Ne oldu? Neden bağırıyorsun ya? Derya, ne oluyor? İyi misin? Gözlerim kapattığımda burası aynı rüyamdaki yer gibi oluyor Ahmet. Nasıl yani? Daha yeni. Eski gibi değil. Sanki burada yaşayanlar varmış gibi. Bakımlı bir mağara. Anlık bir halüsinasyon görmüş olmalısın. Tekrar denesene. Hala aynı Ahmet. Burası harika bir yer. Taşlar bile boyalı. Meşaleler yanıyor. Bana da bakar mısın? Beni görebiliyor musun? Evet. Seni görebiliyorum Ahmet. Bu sensin. Ama çok farklısın. Nasıl yani? Nasıl görüyorsun beni? Başının üstünde boynuzlar var. Çok güzeller. Ne oldu? Bir ışık parlıyor sanki ileride. Beni takip et. İçinde bir şey var Ahmet. Çıngırak değil lan sesini. Sen de duydun mu? Yılan oyun içinde olmalı. Çıkalım artık canım. Bak şimdi bunu böyle alacağız. Burası harika bir duvar Ahmet. Biberlerle süslü. Çok güzel. Derya dur, ne yapıyorsun? Elini yılanın olduğu yere sokuyorsun.
Şu an ben farklı bir boyuttayım. O bana bir şey yapamaz. Sanırım bir şey buldum. Bir parça manken buldum. Bir parça manken. Çıkalım buradan. Kağıdı evde düşünürüz. Katil değilim. Ben katil değilim. Benden intikam mı alıyorsun ha? Doğman gerekiyordu senin. Ve sen öldün. Bu imkansız. Şeyler. Ben de anlamadım. Gerçek gibiydi her şey.
Mağaradaki havasızlıktan halüsinasyon görmüş olmalısın. Son zamanlarda zaten psikolojin darmadağın. Galiba haklısın. Ama o yaratıklar, o boyalı duvar, sonra o yılan, o parşömen kağıt. Tarihi bir kağıdı öylece cebine mi sıkıştırdın? Elimde bir tarihi eser tutuyorum Ahmet. Sen buna mı takıldın? Doğru. Tabii ya. Öyle ya da böyle bunu bulduk. İyi de burada değişik değişik resimler, simgeler var. Belki de bir yerin haritasını anlatıyor. Nereden anlayacağız? Son teknoloji uygulamayla. Boğulacaksın yorganın altında Sipa. Kızım. Yüreğim. Yüzüm sayısız kez ne istedim. Kokum hep aynı. Bu sefer seni kendimden dahi koruyacağım. Ama şimdi gitmemiz gerek. Başımdan alıyorsun. Korkuttun beni Bücür. Çeviremedim hala. Programın çeviremeyeceği yazı yok Ahmet.
Çok eski ve karmaşık bir yazı. Biraz zaman alır. Heh. İşte. Çevirdi. Ne yazıyor? Ateş ve suyun kavgasıyla başladı her şey. Ateş suyun karşısında eğilmedi. Su içildi. Yak ateşini, iç suyunu ey insanoğlu. Mumu getir Ahmet. Bir bardak da su. Burada bunu ima etmeye çalışıyor olmalı. Ne diyor? Söylesene. Burada yatan Lilith isimli dişi bir cinmiş. Tüm cinlerin annesi falan yazıyor. Esir edilmiş. Eğer Lilith serbest kalacak olursa insanlardan, özellikle Adem oğulları olan erkeklerden intikam alacakmış. Ve tüm bebeklerle çocukları yok ederek cinlerin yeniden dünyaya egemen olmasını sağlayacakmış. Normalde böyle şeylere asla inanmam. Ama işin ucunda tecavüzler, tacizler, kadın ölümleri son bulacaksa ben bu işte varım derim. Bizim bebeğimiz elimizden alındı Ahmet. Artık hiçbir şey umurumda değil. Bu yazıyı bulursanız eğer kimsenin eline geçmemesi için yakın. Kutsal sözler söylenmemeli, Lilith hayata dönmemeli. Onun dönüşü kıyamettir. Sonra? Sonrası yok. Nasıl yani? Buraya kadar mıydı maceramız şimdi? Ya bunun bir safsatadan ibaret olduğunu biliyordum. Belli ki biri iki tane enayi gelir de bize inanır diye 2-3 salak saçma şekil çizmiş. Ama sözler eski Ahmet. Telefon programı kelimesi kelimesine çevirdi. Bırak ya. Belli ki birileri iki tane enayi gelir de bize inanır diye 2-3 salak saçma şekil çizmiş. Of. Hayırdır? Ne oluyor? Gözlerimi kapattığımda buradaki kağıdın yerine altın taş bir tablet duruyor. Ve buradakilerden farklı yazılar. Ciddi değilsin değil mi? Yaratılan ilk varlık. Ulu cin annesi. Ulu Lilith. Kır sandığın büyülü kilitlerini. Yıkma arayı. Parçala seni oraya bağlayan zincirlerini. Sana ruhumu sundum. Sana bedenimi sundum. Yanan su ve mum andım olsun. Deryan ne oluyor? Kendine gel. Deryan ne oluyor? Kafa çeneni ey insan. Derya kendine gel.
Binlerce senedir tutsaktın sevgili kocam. Artık uyanma zamanı. Büyük bir savaş bizi bekliyor. Büyülü bir zincirle buraya bağlayayım. Asla çıkamam biliyorsun. Çıkmayacaksın zaten. Hoş geldin Samuel. Sadece benim işaretiniz kraliçe. Üç cin kabilesi çocuğum olsa yeterli. Sen de diğerlerine haber vereceksin. Yapman gerekeni biliyorsun. Allah Allah. Bugünlerde de bu moda oldu ya. İyi be. Her önüne gelen çoluğunu çocuğunu öldürsün. İnsan ırkı ile cin ırkı arasında savaş başladı. Elit uyandı da. Buraya gelmesi yakındır. Sen hala Arif amcasını çağırma. Gel hocam gel. Yeğenin de uyanır birazdan. Haluk yok mu? Anası olacak Cadaloz rahatsızlanmış. Apar topar memlekete gitti.
Sen niye bu kadar geçimsizsin Pınar? Sadece fazla netim hocam. İnsanlar iki yüzlü. Herkes beni kıskanıyor. Şimdi de Derya. Derya? Hiç aradın mı son zamanlarda? Evet. Geçen gün aradım. Bebeğimin sevincini paylaşayım dedim. Yarım ağız konuştu benimle. Hayır, ben miyim suçlu? Ziyarete falan da mı gelmedin? Sen de biliyorsun ki gelmez hocam. Neyse, ben sana acı bir kahve yapayım. Sağ ol. Otur hocam, otur. Tam da karın karnı otur. Kızımızı görmeye geldik. Buyurun. Oo, Arif hocam da buradaymış. Hocam, nasılsınız? İyiyim Derya. Ben de ziyarete gelmiştim. Minik kızımıza Kur'an okuyacaktım. Hocam. Ne oldu? Beni gördüğüne şaşırmış gibisin. Yani beklemiyordum ama sevindim. Neyse, ben size bir kahve yapayım. Yok. Çok kalmayacağız. Bebeği görmek için geldik. Kızımız odasında mı? Evet, odasında madem geldiniz. Buyurun. Bana mı eklediğini söylemiştin? Evet, burada falan sana benzediği için benzemiyor. O tamamıyla benim bebekliğim. Hadi Ahmet, artık gidelim. Deryacığım, iyi misin? Arif Hoca yine enerji yüklü. Elektrik çarptı. Hocam, ben bir ufaklığa bakıp geleyim. Binlerce yılı geçse de bazı şeyler hiç değişmiyor. Güçlü kalkan seni sabaha kadar bütün cin kavimlerinden koruyacak. Bu gece kimse de rahat uyku yok.
demek? Bebeğe dokunamadım, cin! Söyledim baba. Aramızda bir duvar vardı sanki. Ne demek? Samet! Çocuğumdu. Çocuğum. Aa! Benim çocuğumdu. Git buradan. Kraliçem. Sana emrediyorum. Kraliçem, emriniz nedir? Gidiyoruz.
Canınız acı bebek. Soracağım Samuel. Bebeğe soracaksın değil mi? Bebek nerede? Nerede değil. Kimde? Kimde? Senin yansımanı gerçek sanıyorlar. Annen için üzüldüm. Fakat senin yaşaman gerek. Ama senin gerçek annen değil ki. Senin annen yok küçük kız. Gelmemem konusunda emin misin? Burada kal ve beni bekle. Bu sorunu benim çözmem gerek. Üç olta attım sana. Ve üç oltaya da yakalanan balık akşam kendini tavada bulur. İlk oltamda öylece sabit duran bir adam öldü. Oysa sana bakarak gülümsüyordu. (Gülüyor)
Sen de dakikalarca benle boğuştun. Yani bedeninle oynayıp bedenini yordun. Üçüncü ve son oltamdaysa zaten bitkin durumdaki zihnin ve bedenindeki enerjiyi almak çok kolay oldu. Ve artık buradasın. Peki o bebeğin kim olduğunu biliyor muydun? Elbette biliyorum. Her 1000 yılda bir o bebeği beklerim. Deryan'ın bebeği bedeniyle öldüğünde Allah'a isyan etti. Tek oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi bağ. Ama o benim sınırımmış. Evet. O bebek sayısız kez farklı bedenlerde dünyaya gelse de İçindeki ruh Allah. Ve ben de onun koruyucusuyum. Sen nasıl bu kadar güçlüsün? Kimsin? Senin yansımanı gerçek sandılar. Annen için üzgünüm. Fakat senin yaşaman gerek. O senin gerçek annen değil ki. Senin annen yok küçük kız. Geçen yıllar seni çok değiştirmiş. Artık birini rahatlıkça öldürebiliyorsun. Demek katilsin. Oğullarımdan hiç mi ders çıkarmadın? Oğullarımın adını sakın ağzına alma. Ve ben katil değilim. Binlerce yıllık hayatım boyunca ne bir insan ne de bir hayvan katlettim. Ama
Çok karanlığı boğdum. Bana itaat etmemek konusunda hala ısrarcı mısın? Aradan milyonlarca yıl geçse bile ne bir insana ne bir erkeğe asla boyun eğmem. Onurum bunu gerektirir. İyi uykular.